Biz Bodrum Ticaret Odası olarak... Bodrum Ticaret Odası'nın geleneksel hale getirdiği başarılı öğrencileri ödüllendirme töreni bugün gerçekleştirildi. İlçe Milliyetin Müdürümüz Sayın Mustafa Özcan'a teşekkür ediyoruz. 2012-2013 eğitim öğretim yılında SBS, LYS ve sportif anlamda başarı gösteren 15 öğrenciye Bodrum Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle hediyeleri verildi. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, BOTTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadonla, bazı yönetim kurulu üyeleri, BODER Başkanı Halil Özyiğit, öğrenciler, okul müdürleri ve veliler katıldı. Öğrencilere ödülleri verilmeden önce bir konuşma yapan BOTTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 2007 yılından bu yana sınavlarda başarılı olan öğrencilere ödül verdiklerini belirterek şöyle konuştu. Bu arkadaşlarımızı 2007'den bu yana ödüllendiriyoruz. Biz neden 2007'den bu yana ödül veriyoruz değerli arkadaşlarımıza? Önce başarılarından dolayı böyle küçük ödüller veriyoruz ki, önümüzdeki yıllardaki arkadaşlara da örnek olsun, onlar da önümüzdeki yıllarda başarılı olsun diye. İkinci faktör de başarılarının birileri tarafından takip edildiğini ve fark edildiğini onlara göstermek için bu ödülleri veriyoruz. Yani sanmayın ki başarılı olduğunuz ama öyle kalmıyor. Birileri tarafından takip ediliyorsunuz ve bu başarı birilere ödül olarak geri dönüyor. Bu ödül bugün küçücük bir hediye çeki olarak sizlere geri dönecek ama ileride üniversiteyi bitireceğiniz zaman iş hayatınızda sizlere başarılı ödüller çok daha güzel olacak. Hayata başlamak için hızlı adımlarla gitmiş olacaksınız. Mahmut Kocadon'un ardından kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, etkinlikten dolayı BOTTO'ya teşekkür etti. Mustafa Özcan, Bodrum'daki eğitim seviyesini şu sözlerle açıkladı. Şile çevrelerin zaman zaman belirttiği gibi Bodrum'daki eğitim seviyesinin düşüklüğü, eğitimdeki başarısızlıklardan bahsediyoruz. Ama son yıllarda çocuklarımız bunlara en güzel cevabı vermişlerdir. Periyodik olarak örnek vereyim, 2004 yılında, 2004-2005 eğitim öğretim yılında Bodrum'un 10.500 öğrencisi varken, üniversite yerleştirme oranı %11.58 iken, geçtiğimiz yıl, 2012 yılında, bu rakam %68.79 olarak gerçekleşmiş. Bu yıl daha kayıplar devam ederken şu andaki başarı seviyemiz %72 nettir. Yani liseden mezun ettiğimiz her 100 öğrencimizden 72'si üniversiteye kayıt hakkı kazanmıştır. Bunda tabii doğrudan yatay geçişli kütüplerde bunun etkisi fazladır. Artı şunu belirtmek istiyorum, huzurlarınızda bir kere daha kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bodrum'da 318 derslikte 2005 yılında eğitim öğretim yapılırken, bugün 668 derslikte pazartesi günü çocuklarımız eğitim öğretime başlayacaktır. Ve bu 350 dersliğin üzerindeki dersliği Bodrum'da yaşayan, Bodrum'a gönül vermiş insanlar her birliğiyle yaptılar. Konuşmaların ardından Haziran 2013'te yapılan sınavlarda Bodrum sıralamasına göre başarılı öğrencilerden SBS'de Bodrum Özel Marmara Ortaokulu'ndan Umar Ata Bilgi, Özel Merter Ortaokulu'ndan Buket Bol, Bodrum Özel Marmara Ortaokulu'ndan Elif Doğan, Vites Gülümser Danacı Ortaokulu'ndan Melis Denizkıran, Bodrum Özel Marmara Ortaokulu'ndan Gülis Aydın, LYS'de bölümlerine göre birinci olan öğrenciler, Bodrum Anadolu Lisesi'nden Kerime Semanur Türker, bölümlerine göre ikinci olan öğrenciler, Özel Marmara Koleji'nden Sera Cansın Delice, bölümlerine göre üçüncü olan öğrenciler, Bodrum Anadolu Lisesi'nden Huzeyfe Tolu, Yasemin Nikola Sakay, bölümlerine göre dördüncü olan öğrenciler, Bodrum Anadolu Lisesi'nden Selin Öhsu, Ercan Özbay, Özel Merter Koleji'nden Ceylan Koca isimli öğrencilerin yanı sıra LYS Türkiye 63.sü olan Kaan Uğurlu, Lazer 4.7 Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Anıl Çetin ve Optimist'te Turgut Reis Belediye Yelken Kulübü Sporcusu Yücehan Aslan isimli sporculara ödülleri verildi.